Evet, merhaba öğrencilerim. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Coğrafya dersinde bugün sizlerle beraber Türkiye'deki ticaret konusuna bir giriş yapacağız. Bu konuyu belirlenen süre içinde işlemeye çalışacağız. Kitabımızdan öncelikle ayet kitabımızdan Föy 9'u açıyoruz. Föy 9'da turizm konusunun hemen arkasından Türkiye'de ticaret konusunu isteyeceğiz sizlerle beraber. Öncelikle ticaretin ne olduğunu göreceğiz. Sonra işte ülkemizdeki ticari ürünler, ithal ürünler, ihracat ettiğimiz ürünler, bunlardan elde ettiğimiz gelirler ve dünyadaki durumdan bahsedeceğiz. Dünya ticaret yollarından bahsedeceğiz. Dersimizi bu bölüme kadar işlemeye çalışacağız. Hemen direkt olarak giriş yapalım. Evet, ticaretin önce bir tanımımız yapmamız lazım. Ticaret çok eski tarihsel dönemlere kadar varlığını sürdüren bir ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. Tarım toplumundan şehir toplumuna geçiş sürecinde önem arz eden bir faaliyet olarak karşımıza geçiyor. Ticaret önceleri insanların bir mala karşılık başka bir malı vermesiyle gerçekleştirdiği bir takas işlemi olarak karşımıza çıkıyordu. Daha sonraları ise ticaret boyut değiştirdi ve genel olarak kar elde etmek için mal ve hizmetlerin kullanımı olarak karşımıza çıktı. Ticaretin temelinde günümüz koşullarında modern ticarette temel amaç kar elde etmek. Zamanında daha önceki zamanlarda, ilk zamanlarda, ilk tarihsel dönemlerde ticaret mala karşılık başka bir mal yani takas usulü yapılarak gerçekleşirken günümüzde tamamen kar elde etme. Bu kar elde etmek içinse mal ve hizmetlerin alımı, satımı işlemi söz konusu oluyor ticarette diyoruz. Evet, günümüz koşullarında ticaret yapabilmemiz için bir pazar alanına ihtiyacımız var. Yani kar elde edebilmemiz için, mal alımı satımı yapabilmemiz için ve bundan kar elde edebilmemiz için, yani ticaret yapabilmemiz için öncelikle bir pazar alanı olmamız gerekiyor. Türkiye'deki ticarette önemli bir pazar alanı var mı? Yani nüfus var mı? Tüketim ihtiyacı duyan bir kalabalık alan var mı? İnsan sayısı var mı? Evet, Türkiye'de bu nüfusun fazla olması. 3 kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunması, yani 3 kıtanın birbirine yakınlaştığı alan demek, 3 kıtaya rahatlıkla ürettiğiniz malları bir şekilde aktarabilirsiniz. Bir köprü görevi, bir tezgah görevi görüyor pazar alanı açısından bakarsak. Bu nedenle önemli. Bunun dışında küresel ve bölgesel birçok üye örgüte komşu olması. Birçok küresel bölgesel örgütler var. Bu örgütlerin birçoğu ekonomik anlamda bir araya gelmiş örgütler. Birçok devlet bir araya geliyor. Ekonomik olarak bir adım atmak istiyorlar. Ve yaptıkları ticarette Türkiye'nin bu örgütlere yakın bir coğrafi alanda bulunması ülkemizin ticareti açısından büyük bir önem arz ediyor diyebileceğiz. Özellikle bu örgütlerden Avrupa Birliği bunlar için de ön plana çıkıyor. Bizim iç ve dış ticaretimizde bu örgüte komşu bulunmamız bizim için coğrafi açıdan büyük bir önem taşıyor diyeceğiz. Burada bir tablomuz var. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki döneme göre ithalat ve ihracat tablomuz. İthalat dıştan ürün alımı, ihracat ise ürettiğimizi dış ülkelere satma durumu. Mümkün olduğunca gelişmiş ülkeler dışa satım yaparak üretimini arttırıp para kazanıyorlar. İthalat yapan ülkelerde ise gelişmeme bir durumu söz konusu oluyor. Çünkü sürekli tüketim halindeler. Üretim olmuyor ve bu tüketimi dışarıdan nakitle yapıyorlar ve bu da ülkenin gelişmemesine sebep oluyor. En temel, en basit şekilde anlatırsak size eğer bu şekilde anlatabiliriz. Ülkemizde ithalat ihracat durumu ülkenin yeni kurumundan yakın döneme doğru, gelişmeye doğru, gelişmekte olduğu döneme doğru artış göstermiş. Bu tabloya baktığımızda ihracatımızda belli bir dönemde artışımız söz konusu olmuş. Birbirlerini paralel fakat mesafeli bir şekilde izleme olmuş son dönemde. İhracat konusunda artışımız bu tabloda görülür bir şekilde yansımış. Evet, kavram karşımıza iç ticaret diye bir kavram çıkıyor. Biz ticareti iç ticaret ve dış ticaret olarak adlandıracağız. Bir ülkenin sınırları içerisinde gerçekleştirdiği mal alım satım ve bundan elde ettiği kâra İş ticaret adını veriyoruz. Kitabımız da burada bir tanım yapmış. Bir ülkenin sınırları içinde bölge ve bölümler arasında gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alım satımına iç ticaret diyoruz. Aslında benzer bir tanım yapmış bizimle beraber. Ülke içinde gerçekleştirilen ticari faaliyetler olarak da adlandırabiliriz.
Bizim ülkemizde iç ticarete konu olan ürünlerimiz var. Yani iç ticarette en çok alım satım yaptığımız, bundan yola çıkarak kâr elde ettiğimiz ürünler var. Ne bunlar? Tarım ve hayvancılığa dayalı ürünler, orman ürünleri, deniz ürünleri, taş ve toprağa dayalı ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra olarak kitabımız belirtmiş madenler, sanayi ürünleri, turizm faaliyetleri bizim iç ticarette en çok faydalandığımız ürünler olarak karşımıza elimizde bulunan bir görselle de bunu destekleyelim. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin iç ticaretinde en çok konu olan ürünler, iç ticaretin yapıldığı mal alım satımının ve kar elde etmenin ülkemizin sınırları içinde en fazla yapıldığı alanlar tarım ve hayvancılık, sanayi ürünleri ve hizmet sektörü. Hizmet sektörünün içinde turizm özellikle dikkat çeken bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor diyeceğiz. Bu sanayi ürünlerini bizim kitabımız bunları işte dokuma sanayi, maden sanayi, orman ürünleri, taş ve toprağa sanayi bağlı olarak gelişen sanayi olarak ele almış. Bunları sadece bir grup halinde sanayi ürünleri, hizmet sektörü, turizmi ve tarım ve hayvancılığı bir grup halinde de ele alabilirsiniz. Alt bileşenleri olmaksızın diyeceğiz. Evet, Türkiye'de konumlarından dolayı önem arz eden bazı şehirlerimiz var. Mesela İstanbul, iki yakanın birleştiği alan, Asya ve Avrupa'nın birleştiği alan. Mesela Denizli, bir kavşak noktası. Nerede bir kavşak noktası? İç Batı Ege'de buluyor. Ege bölgesiyle İç Anadolu, hatta bir bölüm Akdeniz bölgesi bölümüne kadar bir kavşak noktasında bulunuyor. Yine Afyon, burada yer almış bilmiyorum. Kayseri, kavşak noktası. Trabzon, Samsun liman özellikleri. Erzurum kavşak noktası, Malatya bir kavşak noktası, Konya yine özellikle tarım alanları bakımından, Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu'da, Gaziantep, Adana, buralar önemli konumlarından dolayı önem arz eden, kimileri bölgesel alanlarda kavşak noktası oluşturduğu için, kimileri ise liman özelliklerinden dolayı, kıyı özelliklerinden dolayı ticaret bakımından önem arz eden şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Bu şehirlerin hepsinde organize sanayi bölgeleri adını verdiğimiz ve buradan elde edilen ürünlerin ticari olarak karşılığının alındığı şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki kavramımız ise dış ticaret. İki ülke arasında her türlü mal, hizmet ve sermaye akışına dış ticaret denir. Ya da şöyle adlandırabilirsiniz daha basit olarak. Ülkeler arasında gerçekleştirilen her türlü mal alım satımdan doğan kar ilişkisine biz dış ticaret diyoruz. Dış ticaret hacmimizden bahsetmiş. Para karşılığı olarak dış ticaret hacmi diyoruz biz buna. Bir ülkenin dışarıya mal satımına söylemiştik. İhracat, ürettiğiniz bir ürünü dışarıya satıp bundan kar elde ediyorsanız ihracat yapmış oluyorsunuz. Dışarı dediğim yabancı ülkelere satım. Dışarıdan mal almasına ise ithalat adını vermiştik. Yani siz üretemiyorsunuz, üretemediğiniz bir ülkeyi ham madde eksikliği veya sermaye eksikliğinden ya da başka eksikliklerden dolayı üretemediğiniz bir ürünü yabancı ülkelerden ya da dışarıdan diğer bir tabirle satın alırsanız eğer ithalat yapmış oluyorsunuz. Eğer ihracatınız ithalatınızdan fazla olması dış ticaret fazlasını oluşturduğunuz anlamına geliyor. Yani dışarıdan ürün almak yerine siz dışarıya sattığınız ürün sayısı bakımından daha fazlaysanız, daha fazla bir kar elde ediyorsanız dışarıya ürün satmakta, o zaman dış ticaret fazlanız oluyor. Ama ki siz bir ülke olarak dışarıdan daha çok alıyorsanız ve dışarıya daha az ürün satıp daha az ticari gelir elde ediyorsanız bir ticari açığınız, dış ticaret açığınız oluşuyor. Diyelim ki A ülkesi var. Bu A ülkesi genellikle dışarıdan mal satın alıyor. Dışarıya çok az mal satıyor. Yani ithalatı fazla, ihracatı az. O zaman bu ülkede bir dış ticaret fazlalığı durumu oluşmuyor. Evet, örnekler üzerinden bunu çoğaltabiliriz. Mesela genellikle baktığımız zaman Afrika ülkelerinde bir dış ticaret açığı meydana geliyor. Çünkü Afrika ülkeleri genel olarak üretme kısmında değil, ham maddeye sahip olmasına rağmen bunu muamül madde haline getirip bunun ticaretini yapma durumları söz konusu değil. O yüzden genellikle Afrika ülkeleri dış ticaret açığıyla karşı karşıya kalıyorlar. Dışarıdan ürün alıyorlar, yani ithalat yapıyorlar.
İhracatı ise gerçekleştiremiyorlar ya da çok az gerçekleşiyorlar ve arasında büyük bir makas oluşuyor ithalatla ihracat arasında. Bu yüzden dış ticaret açığıyla karşılaşıyorlar. Avrupalı ülkeler ise genellikle ihraç ediyorlar, üretim yapıyorlar, ürettiklerini dışarıya satıyorlar, dışarıdan ise çok az alıyorlar. Bu nedenle dış ticaret fazlaları oluşuyor. Bu da ülkelere gelişmiş, gelişmekte ve gelişmemiş ülke olarak geri dönüşüm sağlıyor. O yüzden Afrika ülkeleri bu dış ticaret açığından, ithal ürün alma sevdasından dolayı gelişmemeye mahkum durumdayken, Avrupalı ülkeler ya da gelişmiş ülkeler olarak adlandıracağımız ülkeler ihracatları sayesinde, dış ticaret fazlalığı sayesinde, dışarıya çok fazla ürün satması sayesinde gelişmişliklerini koruyup arttırıyorlar diyebiliriz. Evet, bizim ülkemizden bahsetmiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki durum çok farklıyken, sonraki dönemlerde gittikçe biz ticaret konusunda, özellikle ihracat konusunda büyük bir önem arz etmişiz. 1980'li yıllara kadar ihracat içinde genellikle tarım ürünlerinin payı fazla. Bu bizim kırsal alanda daha fazla yaşadığımızı ve üretimimizi daha fazla tarımsal alana yöneldiğimizin bir göstergesi. 2000'li yıllardan itibaren ise tarım ürünleri üretip bundan ticari olarak yararlanma olayımızın düştüğünü söylüyoruz. Gittikçe şehirleşmeye başlamışız. Şehirleşme ile birlikte de ihracat ürünlerimiz artık tarımsal ürün olmaktan çıkmış. Bundan bahsetmiş. Sanayi ürünlerini artık dönmüşüz. Çünkü şehirlerde genellikle sanayi sektörü ön planda ve sanayi ürünlerinden de ticarette ön plana geçiyor 1980'den itibaren ülkemizde. Şehirleşme artıyor. Şehirleşme ile beraber bu oran %90'ın üzerine çıkmış sanayide elde edilen ürünlerin ticarette karşılığı. Evet, önümüzde bir tablo var. Bizim mal gruplarına göre dışarıdan satın aldığımız, genellikle ithal ettiğimiz yani ürünlerden bahsetmiş. Bunun içinde kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler gibi aletleri ön planda görüyoruz. Aksanlarını görüyoruz. Teknolojik aletleri görüyoruz. Genellikle bunları dışarıdan ithal ediyoruz. Özellikle teknolojik aletleri Asya ülkelerinden ithal ediyoruz. Asya'nın kaplanları var. Japonya, Singapur, Tayvan gibi Asya'nın kaplanları olarak adlandırılan, ticaret konusunda ön plana, üretim konusunda ön plana çıkmış ülkeler var. Buralardan genellikle ithal ediyoruz. Onun dışında kimyasal ürünleri, eczacılık ürünleri, demir ve çeliği, demir ülkemizde çıkarmamıza rağmen yine kentleşen bir ülke olarak inşaat sektörüne çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle ithal durumlarımız da oluşuyor. Yine mineral bakımından önemli yağları falan, bunları yine ithal ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet, ihracat tablomuz, ithal ettiğimiz birçok ürünün ihracatını da yapıyoruz. Demir çeliği ithal ettiğimiz gibi ihracatını da yapıyoruz. Çünkü ülkemizde rezervi de var. Zaman zaman ithalatını da yapıyoruz. Bunun dışında burada hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş eşya, bu bizim için önemli. Tekstil sanayisinde bizim ihraç ettiğimizden aslında bahsediliyor. Yine giyim eşyası, aksesuarları, bunlar bizim için önem arz eden ihraç ettiğimiz ticaret ürünleri olarak karşımıza çıkacak diyeceğiz. Evet, en fazla ihracat yaptığımız ülkeleri sıralamışız. Yani en fazla mal sattığımız 20 ülke 2018 verilerine göre. Yakın tarihte de yine Almanya, İngiltere, Irak üçlüsü yer alıyor. Çok değişiklik göstermiyor bu. Bu ülkelere biz ihracat yapıyoruz. İhtiyaçlarına göre kendi ülkelerinde üretemedikleri, ihtiyacı olduğu ürünleri satıyoruz. Almanya, İngiltere, Irak bizim için ön plana çıkıyor. Özellikle Irak'ta inşaat sanayisi üzerine ticari ürünlerde satışımızı gerçekleştiriyor. Biliyoruz diyeceğiz. Almanya, İngiltere, Irak Türkiye'nin ihracat yaptığı, ürün sattığı, gelir elde ettiği, bu ülkelerden döviz elde ettiği ülkeler olarak karşımıza çıkacak. Peki en çok malları hangi ülkelerden alıyoruz? Bir sonraki tabloda böyle hangi ülkelerden daha çok ürün aldığımıza yönelik, Çin'den, Rusya Federasyonu'ndan, Almanya'dan, bu üç ülkeden biz en fazla gördüğünüz gibi ürün satın alabiliyoruz. Ticari ürün alıyoruz, ticaret yapıyoruz. Özellikle Çin dünyada birçok ülkenin ithalatında ön sıralarda yer alıyor. Biz bunun dışında Rusya ve Almanya'dan alıyoruz. Almanya aynı zamanda ihracat yaptığımız bir ülke. Yani bir denge sağlamaya çalışıyoruz Almanya ile, ama
Rusya ve Çin gibi büyük ülkelerle hem üretip hem de bunları satan ülkelerle ithalat ihracat konusunda biraz denge sağlamamız mümkün görünmüyor diyeceğiz. İlk 3 ithalat yaptığımız ülke Çin, Rusya Federasyonu, Almanya diye aklınızda tutabilirsiniz. Evet, ithalatımızda ülke gruplarına göre dağıtım burada söz konusu. Yani nereden ne aldığımızda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ithalatımızda önemli bir pay arz ettiğini görüyoruz. Zaten bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıçta bir kömür birliği olarak kurulmuş. Sonra Avrupa Birliği'nde büyük Avrupa kıtasında büyük önem arz etmiş. Bölgesel bir örgüt olarak kurulmasına rağmen küresel etkileri bulunan bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor Avrupa Birliği. Güçlü sanayileşmiş ülkeler var. Büyük bir üretim alanı Batı Avrupa özellikle. Bu üretim alanında elde ettiği ürünleri ticari fonksiyona dönüştürmüşler. Biz de ülke olarak genellikle ithalatımızı Avrupa Birliği ülkelerinden yapmışız. Avrupa Birliği'nden yapmışız. Bu pastadaki grafikten bunu çıkarıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri dışında diğer ülkeler başlığı altında yaptığımız ithalat nelermiş onları göreceğiz. Pasta grafiği var karşımızda yine. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri yani Avrupa Birliği'ne Avrupa kıtasında yer alan fakat Avrupa Birliği'ne üye olmamış diğer Avrupa ülkeleriyle de ithalat yapıyoruz. Yani onlardan da mal alıyoruz. Pastadaki oranını görüyorsunuz. Geniş bir pasta oranı var. Onun dışında Amerika ülkeleri var. O %15'lik bir dilim. %21 zaten diğer Avrupa ülkeleri demiştik. Onun dışında dikkat çeken Avustralya ve Yeni Zelanda ufak da olsa bir orana sahip diyebiliriz. Biz dünyanın birçok ülkesinden ithalat yapıyoruz. İhtiyacımıza göre ürünleri satın alıyoruz ticari ürünleri ve ithalatımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Buna Asya, Afrika, Avustralya, Amerika kıtaları dahil diyeceğiz. Evet, ithalatta genellikle Avrupa Birliği ön plandaydı. İhracatımız da yani en çok malı da yine ticari malı da nereye satıyormuşuz? Yine Avrupa Birliği'ne satım gösteriyormuşuz diyeceğiz. Yani onlara ithalat yapıyoruz. Evet, onlardan ürün alıyoruz Avrupa Birliği'nden. Fakat aynı zamanda Avrupa Birliği'ne ihracatta da ön plandayız diyeceğiz. Onlara ürün de satıyoruz. Bu pastadaki grafikten anlayacağımız bu. Avrupa Birliği dışında hangi ülkelere ihracat yapıyoruz? Bu sefer grafikten ona bakalım. Sıralamayı görüyoruz. Asya ülkeleri var burada dikkat çeken ülkeler. Nüfuslarının yoğun olması sebebiyle birçok şey üretiyorlar ama üretemedikleri ya da üretimi geri planda bıraktıkları ürünler var. Biz onlara satıyoruz. Özellikle Asya'nın gelişmemiş küçük ülkelerine üretim yapabiliyoruz. Daha doğrusu ürün satabiliyoruz. Onun dışında yine Amerika, Avustralya, Afrika gibi kıtasal olarak ürün sattığımız, ihracat yaptığımız, gelir elde ettiğimiz ülkeler, kıtalar var. Evet, serbest bölgeler hakkında konuşmamız lazım. Serbest bölgeler ilgili olarak bir tanımımız var. Bu tanım aslında aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın da tanımının içinde yer alıyor. Sitesinden de erişebilirsiniz. Serbest bölgeler ticarette fiziki olarak yani bir belli alan olarak belirlenmiş alanlarda devletin kısmi imtiyazlar tanıyarak uyguladığı, genellikle bu alanda teşviki yönlendirdiği ve ticaretin hızlandırılmaya çalışıldığı alan olarak seviliyor. İmtiyazlı ticari bölge olarak da bilebilirsiniz. Serbest bir bölge alanı oluyor. Fiziki olarak diğer alanlardan alan ayrılmış bir ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlar olarak bilinebilir. Bu alanlar ülkemizde bulunmakta, nerelerde olduğundan bahsedeceğiz. Ama genel olarak bir bilgilendirme var. Burada vergiler ve gelirler %100 muaftır. Yani burada amaç ticareti geliştirmek. Bu ne amaçla? Devlet bu bölgelerde, serbest ticaret bölgelerinde belirli kolaylıklar sağlıyor. Bu amaçla firmalardan gelirlerinden vergi alınmıyor. Bu alanlarda gümrük vergisi ödenmiyor. KDV. KKDF ödenmiyor. Bu alanlarda dediğim gibi devlet kolaylık tanıyarak ticareti geliştirmeye, teşviki arttırmaya çalışıyor. Serbest ticari bölgelerde. Başka özellikleri de sıralamış ama aklınıza gelebilecek birçok imtiyazın olduğunu bilmenizde yarar var. Yani fiziki olarak diğer bölgelerden alınmış belli sınırlar içerisinde devletin belirli kolaylıklar tanınarak elde edilen ticari faaliyetler, yapılan ticari faaliyetler kapsayan bölge olarak aklınızda not edebilirsiniz. Ülkemizde bu alanlardan
bahsedelim. Sizin de tarihsel olarak baktığımız zaman Mersin serbest bölgesi, Antalya serbest bölgesini görüyoruz. İstanbul, İzmir, İstanbul'da yine birden fazla yine görebiliyoruz. Tarihsel olarak, kronolojik olarak sıralaması da yer alıyor. Doğu Anadolu'da da bir ticari serbest bölgemiz var. Amaç bu bölgelerde mümkün olduğunca ticareti hızlandırmak, ticaretin önündeki engelleri en aza indirip hızlı bir hale getirmek ticareti. Evet, serbest ticari bölgelerden de bahsettikten sonra artık son bölüm olan tarihi ticaret yollarından bahsedeceğiz sizlere. Ticaret çok eski bir kavram olduğunu söylemiştik. Tarımdan sanayiye geçiş sürecinde, kırsal alandan kentsel alana geçiş sürecinde önem arz eden bir ekonomik faaliyet, bir hizmet faaliyeti olarak karşımıza çıkmıştı ticaret. Çok eskiden beri var olan bir sektör olduğunu söylemiştik. İpek yolu bu tarihi ticaret yollarından biri. Ticaret için ulaşım son derece önemli. Çünkü üretilen malları pazar alanlarına sevk için bu alanlarda yollar önem arz ediyor. Ve bu yollara biz ticaret yolları deniyoruz. Genellikle tüccarların kullandığı üretim alanından pazar alanına doğru giden güzergahta oluşturan yollara biz ticaret yolları adını veriyoruz. Dünya genelinde iki tane önemli, daha doğrusu sizin daha çok duyduğunuz iki tane önemli İpek yolu var. İki ticaret yolu var. Bunlar İpek yolu ve baharat yolu. Nereden başlayıp nereye doğru gittiğinden bahsedeceğiz sizlere. İpek yolu Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz vasıtasıyla Avrupa'ya kadar uzanan, uzunlamasına bayağı geniş bir mesafeyi kapsayan bir ticaret yolu olarak karşımıza çıkıyor. Çin bizim üretim noktamız oluyor. Çin'deki üretilen bu alanların, bu malların kar elde etmek amacıyla, ticarete dönüştürmek amacıyla tüccarlar tarafından Anadolu, Akdeniz ve oradan Avrupa'ya doğru izlenen, tüccarların izlediği bu yola biz ticaret, İpek yolu, ticaret yolu adını da verebiliyoruz. Çin'in Xi'an kentinden Akdeniz'deki Palmira'ya kadar bölümdeki alanı kapsıyor. Arada büyük kentler var. Asya'da işte Semerkant, Buhara gibi önemli kentler var. Bunun dışında Hazar Gölü'nün ve Karadeniz'in üzerinden İstanbul'a, Avrupa'ya uzanmaktadır bu yolumuz. Evet, İpek yolunun ülkemiz üzerinden geçtiğini söylemiştik. Zaten ticarette bizim ülkemizin önem arz ettiğini söylemiştik. Bunda böyle kıtalar arasında bir köprü görevi görmesi, tüccarlar için bir kavşak noktası olması önem arz ediyordu. İpek yolu da bizim ülkemizden belli alanlardan geçiyor. Özellikle Anadolu'da, Efes, Milet, Ege kıyılarında, Trabzon ve Sinop'ta, Karadeniz'de, Antalya ve Alanya'da, Akdeniz'de İpek yolunu önemli limanları haline geliyor. Tüccarlar bu alanları kullanıyor. İpek yolu kuzeyde Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmir, İzmit, İstanbul ve Edirne'yi kapsayan bölümde de yine yer alıyor. Bu iki alanda, kuzeyde ve güneyde ve batı kıyılarımız İpek yolu ve ticaret yolu içinde yer alıyor. İpek yolunda diğer önemli şehirleri görüyorsunuz. Zaten bu şehirler ülkemizin ön plana çıkan şehirleri. Yani nüfusunu biraz olsun önem tazeledi. Ticari olarak malların satınabileceği ya da ticari mallara ihtiyaç duyulan şehirler. Bu şehirleri aslında fark ettiğiniz zaman hemen İpek yolu üzerinde olduğunu ya da bir ticaret alanı olduğunu duyduğunuz zaman fark etmeniz kolay diye düşünüyoruz. İşte İpek yolu da işte İstanbul'dan yine bahsetmiş, güneyde Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, buralar İpek yolunun önemli merkezleri içinde yer alıyor. Diğer bir yolumuz ise baharat yolu. Buhara yolu olarak da biliniyor. Hindistan ve Güney Arabistan'da üretilen karabiber, zencefil, tarçın gibi baharatların Avrupa piyasasına, Basra Körfezi'ne yayılımını sağlıyor. Arap Yarımadası'na yayılımını sağlıyor. Bu yüzden baharat yolu adını veriyoruz. Bu yol üzerinde gemiler Hürmüz Boğazı dediğimiz boğazı kullanıyor. Basra Körfezi'nden Antalya Limanı'na ulaşıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi deyince aklınıza Orta Doğu alanı geliyor. Fakat Hindistan'ın Akdeniz'e ulaşması için kullandığı önemli boğazlardan biri olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi belli baharatlar var. Özellikle eski dönemde baharatlar büyük önem taşıyordu tarihsel dönem içinde. Birçok gıda için çok önem taşıyordu. Bozulmalarını önlüyordu en önemlisi. Baharat bu yüzden önemliydi. Çeşitli baharatların, yine Hindistan'da ve Güney Arabistan'da üretilen çeşitli baharatların dünyaya ya da Avrupa kıtasına ya da en yakın alanlara ulaşımını sağlayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
Baharat yolunun diğer önemli güzergahı Babülmendeb Boğazı ve Kızıldeniz vasıtasıyla Mısır'a doğru giden bölümü. Akdeniz limanlarından Avrupa'ya ulaştırılması en önemli alanları oluyor. Baharat yolu da gördüğünüz gibi son derece önemli. Fakat burada İpek yoluna nazaran baharatların taşınması söz konusu. Arap Yarımadası'na, onun dışında Basra Körfezi'ne, Arap Yarımadası'na, Mısır'a, Akdeniz'e ve Avrupa limanlarına doğru uzanan bir yol, Hindistan'dan başlayıp ta Avrupa'ya kadar giden bir yol olarak da aklınızda yer edinebilir, baharat yolu diyeceğiz. Evet, ticaretle ilgili olarak bilgilerimizi de size aktardık. Türkiye'deki ticareti de bu videomuzda son verdik. Konuyla ilgili olarak testlerinizi çözebilirsiniz. Siz de bu konuyla ilgili olarak K12'lere ödevlendirmenizi yapacağım, yapmaya çalışacağım. Ekstra olarak sizin de sormak istediğiniz olursa geri dönüş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.